Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasınız. Bir zaman İbrahim atası Azere ne sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de halkını da besbelli bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Böyleyken tuttular, cinleri Allah'a şerik yaptılar. Halbuki bunları da O yaratmıştır. Bundan başka O'na bir takım oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok. O, müşriklerin kendisine isnad ettikleri, bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir. De ki, bana vahyolunanlar içinde, bu haram dediklerinizin, yemek isteyen kimseye haram kılındığını görmüyorum. Ancak, leş, yahut akıtılmış kan, yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan domuz eti, veya, Allah yolundan çıkarak, Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olursa, başka. Bunlar haramdır. Fakat kim çaresiz kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Derken yolları, kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir topluluğa uğradı. Musa, dediler, bunların tanrıları olduğu gibi, bize de bir tanrı yapıver. O ise, siz dedi, gerçekten cahil bir milletsiniz. Bir de İbrahim, bir vakitler şöyle demişti. Ya Rabbi, burayı emin bir belde kıl. Beni de evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut. Ve içinden Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra mutlaka bu putlarınızın başına bir çorap öreceğim diye ekledi. İşte durum bundan ibaret. Artık kim Allah'ın hürmet edilmesine emrettiği şeyleri tazim ederse bu Rabbi'nin nezdinde kendisi için sırf hayırdır. Yenilmesi haram kılınanlar dışında bütün hayvanlar size helal edilmiştir. O halde Allah'ın yasakladığı her şeyden özellikle pis putlardan ve yalan sözden kaçının. Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor. Ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka yalvardığınız, bütün sahte tanrılar, güç birliği yapsalar da, bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek, onlardan bir şey kapsa, onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de, kendinden istenilen de, kaçan da, kovalayan da, ne kadar güçsüz. Allah'ı layık olduğu tarzda bilemediler. Muhakkak ki Allah, pek kuvvetlidir mutlak galiptir. Onlar da kendi putlarımıza ibadet ediyoruz dediler ve ilave ettiler. Onlara tapmaya da devam edeceğiz. Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz. Bunlara Allah'a ortak yapmakla açıkça yalan uyduruyorsunuz. Oysa Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlar sizin rızıklarınızı yaratıp, sizi rızıklandırmaya güç yetiremezler. O halde rızkınızı Allah nezdinde arayın. Yalnız O'na ibadet edin ve O'na şükredin. Sonunda yine O'nun huzuruna götürüleceksiniz. İbrahim onlara şöyle dedi. Siz dünya hayatında Allah'tan başka bir takım sevgili putlar edindiniz.'' Ama sonra kıyamet günü gelince, birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız. O gün onlar, kabirlerinden çıkıp, süratle, sanki bir hedefe varmak istercesine koşarlar.